ashabihi ecma'in. Estağfirullahul azim ve etubu ileyh. Allah'ım. Muhterem kardeşlerim, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip Müslüman olduktan sonra insanı tekrar Allah muhafaza dinden çıkaran hususlardan bahsediyorduk. Bunlardan bir tanesi de sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı sui edeptir, edepsizliktir. Ona şanına layık olmayacak kusurlar bulmak, huylarını beğenmemek, dil uzatmaktır. Biliyorsunuz bu dinin esası Allah'ın birliği. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun bize gönderdiği elçi yani Resul Peygamber olduğunu kabulden geçer. Peygamberimize iman farzdır. Peygamberimize itaat farzdır. Peygamberimizi sevmek farzdır. Peygamberimize destek vermek farzdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz din koyma hususunda Allah'tan yetkilidir. Yani o da Allah gibi Celle Celaluhu emir koyar, yasak koyar, yetkisini Allah'tan alarak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in çok ayetinde bunu açık seçik beyan buyurmuştur. وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوا وَمَا نَحَكُمْ عَنْهُ فَنْتُمْ Peygamber size neyi emrettiyse, verdiyse onu alın. Sizi neden sakındırdıysa, yasaklarınızı ondan da kaçın. وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَتَعَلُ Kim Resulullah'a itaat eder? Muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Allah'ı sevmenin yolu da peygamberimize ittibadan geçer. İttibadan geçer. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Siz eğer Allah'ı seviyorsanız, bana ittiba edin, uyun, tabi olun de onlara Habibim diyor. Allah-u Teala. Yani bu dinin esaslarından birincisi Allah'a iman, ikincisi peygambere iman. Aynı zamanda ona saygı, ona sevgi, ona karşı edepli olmak. Kur'an-ı Kerim bu hususta Müslümanları uyarır. Mesela Hucurat Suresinin başlarında çok ilginç ayet-i kerimeler var. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ Ey iman edenler! لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Haddinizi bilin. O bir şeyi emretmeden şöyle olsun, böyle olsun bunları teklif etmeyin. Ya da çok geniş manasıyla düşünelim. Ya, tefsir kitaplarına baktığımız zaman örnekleri çoktur. Vettakullah, Allah'tan korkun. Saygılı olun, edepli olun. Haddinizi bilin. İnna Allah'a semi'in. Allah bu konuda her söz işitir. Her konuda tabi. Alim her işi bilir. Mesela bir örnek ilerideki ayetlerde geçiyor. Aynı surede. Örnek verebiliriz. Bu ayet-i kerimeler 6. ve 7. ayet-i kerimeler aynı surede Hucurat suresi. Ya eyyuhellezine amenu in ca'akum fasikun bi-nabe'in fetebeyyanu en tusibu kavmen bi-cehale fetusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ey Müslümanlar, size bir fasık, bilinmez bir adam ya da fasık bir adam bir haber getirirse onu araştırın. Aslı var. Araştırmadan harekete geçer de bir kavme zarar verirsiniz. Sonra da aslının olmadığı meydana çıkar. Çok pişman olursunuz. Ama iş işten geçmiştir. En tusibu kavmen bi cehalen bilmezliğe bir kavme acı verirsiniz, musibet verirsiniz. Ve tusbihu ala ma fa'altum nadimin yaptıklarınızdan da sonra çok pişman olursunuz. Bunlar konu etmiştik daha evvel bu ayeti kerimeyi hatırlarsanız Peygamberimiz beni Mustalik kabilesine zekat memuru olarak göndermiş olduğu bir sahabi efendimizin o kabile cahiliyet döneminde kendisiyle bir kavgalı husumetli olduğu için Peygamber elçisi gelmiş diye karşılamaya çıkınca yanlış anlamış
Ben öldürecekler galiba diye kaçmış Medine'ye. Onlar zekatlarını vermediler, dinden de dönmüşler gibi haberle gelmişti. Dikkat! Bazı Müslümanlar hemen ayağa kalkarak olmaz öyle şey, ya Resulallah hemen üstlerine hücum edelim demişti. Allah-u Teala bunu kınıyor. Bundan dolayı uyarıyor Müslümanları. Ne diyor? وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi var. O konuşsun önce. O bir şey söylesin. Siz de başım üstüne deyin. Niye ondan evvel ayağa kalkarak harekete geçip ona şöyle yapalım, böyle yapalım diye akıl vermeye kalkışıyorsunuz? وَعْلَمُوا iyi biliniz ki bu şiddetli bir uyarıdır. Enne muhakkak fikum sizin içinizde vardır Resulullah, Allah'ın elçisi. Lev yuti'ukum fi kesirin minel emr. O size işin çoğunda itaat etse la anittum. Anete, zarara, ziyana düşer, perişan olursunuz. Siz ona itaat edeceksiniz. O size değil. وَلَكِنْ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ وَلَكِنْ tedarik Allah size imanı sevdirdi ve زَيَّلَهُ فِي قُلُوبِكُمْ kalplerinizi onu süslü gösterdi وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْعُسْيَانِ size küfrü, fıskı, isyanı çirkin gösterdi elhamdülillah اُلَيْكُمُ الرَّاشِدُونَ ki böyle olursa da olgun insanlar, yani olgun insanlar peygamberin ağzına bakarlar. Başka yerde de böyle ikazlar vardır. Mesela savaş emri gelse de bize zarar veren, eziyet eden şu insanlarla savaşsak ya Resulallah gibi temellilerde bulunmuştur. Bu geçmiş peygamberlerinde de aynı şey anlatılıyor. Beni İsrail'de. Sonra da cihat ayetleri gelince nereden geldi diye içlerinde bir kısmı hariç çoğu korkulu korkulu endişeyle bakmış. Kaçmak istemişler. Kur'an-ı Kerim bir başka yerde Müslümanlara bu noktada uyarı veriyor. Ya eyyühellezine amenu lima tekulne ma la tefalun. Ey Müslümanlar, niye yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Şöyle olsa da, böyle olsa da, cihat emredilse de, emredildi yapmazsanız ne olacak? Keburamaktan indallahi en tekulu ma la tefalun. Allah katında gazaplanmayı, öfkelendirmeyi, onun gazabın öfkesini gerektirecek şeydir insanların yapmadıklarını söyler. Uyarı. Sevgili kardeşlerim, nezaket noktasında uyarılar böyle olursa, ya biri kalkar da peygambere eziyete kalkışırsa, hakarete kalkışırsa, küfretmeye kalkışırsa, kesinlikle dinden çıkar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a Allah ne kadar saygılı olmamız gerektiğini Hücurat suresinin 2. ayetinde daha açık seçik ortaya koyuyor. Şimdi onu okuyalım bismillah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Halbuki bir önceki ayet de böyle başlamıştı. Peş peşe bunu getiriyor. Yani iman edenler deyince Allah-u Teala uyarıyor. Bu da bir dikkat çekin. Dikkatinizi çekerim diyor. Her ayet, iki ayet üst üste böyle başladı. La tarfa'u asvatakum, seslerinizi yükseltmeyiniz. Fevka savtin nebiyyi, nebinin sesinden daha fazla. Konuşurken onun sesi bu tonda çıkıyorsa sizinki biraz daha az tonda olacak. Ey Müslümanlar, ey bu çağın yaşayan Müslümanlar, peygamberler dinar, dirhem, dünyalık miras bırakmadılar ama ilim miras bıraktılar. Bugün onların makamında ulema oturuyor.
Siz de alimlerin yanına vardığınız zaman onlar konuşurken sesinizi kısarak saygıyla konuşacaksınız. Ha siz hocanızın yanındasınız, ha sahabe peygamberin yanında, fark etmez. Peygamberin sesinden onunla konuşanın sahabenin sesi daha yüksek çıksa bak ne olacak? Ayetin sonunda açığa çıkacak. Ama arada bir şey daha var. Onu da okuyalım. Bir bu. Sesinizi peygamberin sesinden daha yüksek perdeden konuşmayın. Yükseltmeyin ve la teçharu lehu, onu çağırmayın. Bil kavli, bir sözde ki kecehli bazdukum ribadin, bir kısmınızı çağırıyorsunuz. Birbirinizle konuşuyorsunuz. Yani ona birbirinize konuştuğunuz, birbirinize seslendiğiniz gibi konuşup seslenmeyiniz. Daha saygılı, daha edepli olunuz. Mesela Müslümanlar birbirlerine karşı o zaman ya Zeyd, ya Amr, ya Ali derler. Şimdi de Ahmet, Mehmet. Ama Peygamberimize gelince ya Resulallah. Ya Nebiyallah, anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diye söz. Özel ismiyle peygamberimize sahabe hitap etmemiştir. Özel ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed demezler. Sizin bulunduğunuz bir mecliste Ahmet'in oğlu Mehmet, Mehmet, babası Ahmet'e Ahmet dese ne kadar ayıp, ne kadar çirkin, bunu kınarsınız. Aynen öyledir. Elhamdülillah bizim bu terbiyemiz devam eder. Babamıza, hocamıza, büyüklerimize isimleriyle söylemeyiz. İsimle söylemek icap ederse yanına saygı ifade eden bir kelime. Arkadaşlar, insanın hitap tarzı edebini ve aklını gösterir. Onun için eskiler uslubu beyan aynıyla insan denilirdi. Bir hocayla konuşurken hoca denmez. Çok ayıptır. Hocam ya da hoca efendi. Babanla konuşurken Ahmet denmez. Babam babacığımdır. Emminle konuşurken Ahmet, Mehmet denmez. Emmidir, emmiciğimdir, dayıcığımdır. Neyse ya. Efendimdir. Bir şey söyle. Küçük büyüğüyle konuşurken de böyle olur. Karısı kocasıyla konuşurken özel ismiyle söylemez. Konuşma tarzı Müslümanlarda en büyük sevgi ve saygı alametidir. Bu başta peygamberimize gösterilecek. Birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın diyor. Ahmet, Mehmet yok. Sevgili peygamberimizin ismi çocuklara verilir mi, verilmez mi? Bazıları sokakta onların çirkin çağrıldığını görünce, mesela Hazreti Ömer kardeşinin oğlu Zeyd'in oğlu Muhammed'e, ya oğlum ben çarşıda birisinin terbiyesizce çağırdığını gördüm, birisini Muhammed, senin adın bundan sonra Abdurrahman olsun dedi, adını değiştirdi. Peygamberimizin künyesi Ebul Kasım verilmezdi. Neden? Çünkü bir Yahudi oradan başka bir terbiyesizi güya, bu bir alaydı, dikkat edin. Ebu Kasım diyor, peygamberimizden önce sana demedim, başkasına dedim diyor. Saygısızlığını böylece örtmeye çalışıyor, böyle alay ediyor. Bu fırsatların verilmemesi için yasaklamıştır. Ama alimlerimiz, Eşrifa bir tarifi hukuku Mustafa bunu çok geniş anlatır. Kadı İyaz'ın bu muhteşem kitabında. Peygamberimizin vefatından sonra mahsur kalkmıştır, verilebilir derler. Şimdi de Muhammed ismini vermemizde bir mahsur yok. Hatta sevilen, övülen bir şeydir. Müslümanlar diline dikkat edecektir. Kötü de söylemeyeceklerdir. Peki bir adam, ayet-i kerimede beyan buyurulduğu gibi sesini peygamberin sesinden daha fazla çıkarır. Onu birbirini çağırdıkları gibi çağırırsa ne olur? En tahbata amalukum, amelleriniz halk olunur. Silinip atılır. Ama ve entüm la teşurun, siz şuurunda olmadığınız halde farkında değilsiniz. Farkında olsanız amellerinizin silip atıldığını
tedarik etmek için perişanlıkla çabalarsınız. Mahvolduğunuzu anlar, kaybettiğinizi tekrar kazanmaya çalışırsınız. Ama farkında olmazsanız ahirete varırsınız ki silinip atılmış. Eyvah desin. Dönüşü de yok. Değerli kardeşlerim, en tahbata amalukum dörde hak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hep kafirler için kullanılır. Amelin hak olması. Daha belki derslerimizde konuyla ilgili çok ayetler okumuş ve şunu demiştik. Habata aslında hayvanların zehirli ot yiyerek karınlarının şişmesi demektir. Uzaktan gören onu besili, güzel zanneder ama birden ölür hayvan. Böyle işler yapanın defterinde amel var zannedersiniz, sildi batırmıştır, hiç haberi yoktur. Ve bu kelime entahbete amellerin hat olması kafirler için kullanılır. Burada Peygamberimiz ameliniz hat, estağfurullah, Allah-u Teala Peygamberimize yapılan saygısızlık sonucu ses yükseltilir. Ya da birbirini çağırır gibi çağırırsa amelleriniz hat olunur diyor. İşte bu dinden çıkmayı işar ediyor, ifade ediyor, bildiriyor, sezdiriyor en azından. Çok korkmamız lazım. Daha belki derslerimizde Allah ile, din ile, Kur'an'la alay etmenin insanı nasıl dinden çıkardığını görmüştük. Hatta bir olay anlatmıştık. Tebuk seferine giderken Yahudi münafıklar kendi aralarında gizli gizli Peygamberimizin vermiş olduğu müjdeleri tenkit ederek konuşuyorlardı da Allah Celle Celaluhu durumu Peygamberimize bildirmiş idi. O ayet-i kerimeler Tevbe suresi 64-66. ayetti. Münafıklar kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. De ki siz alay edin. Allah o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberi ile mi alay ediyordunuz? Ebillahi ve ayatihi ve resulihi testehziun. Siz Allah'la mı, ayetleriyle mi, peygamberiyle mi istihza ediyorsunuz? Eğleniyor, alay alıyorsunuz. Bu münafıklıktır, bu alçaklıktır. Peygamberimiz bunu kendilerine haber verdiği zaman işte ya Resulallah yol yorgunluğu vardı da yol yorgunluğunu atmak için biz iş olsun diye aramızda öyle konuşuyorduk, şakalaşıyorduk. Yalan aslında ama Allah-u Teala suratlarına tokat gibi vuruyor. Allah'la mı, ayetleriyle mi, peygamberiyle mi siz eğleniyorsunuz? Şimdi sesini peygamberin sesinden yükseltmek veya birbirini çağırır gibi peygamberi çağırmak veya bir mecliste bir fikir söylenirken ondan evvel ayağa kalkarak şöyle yapalım, böyle yapalım demek sorulmadı halde. Sorulsa ne alem? Kur'an-ı Kerim'de uyarmayı gerektiren bir hareket olunca ya açıktan peygamberimize hakaret ederek dil uzatmak, kınamak, ayıplamak, neuzübillah küfretmek, İşte bunlar kesinlikle insanı dinden çıkar. Hatta alimler demişlerdir ki Allah'a küfreden dinden çıkar ama tövbe ederse tövbesi kabul edilir ve ceza verilmez. Ama peygambere küfreden dinden çıkar. İki nokta var. Daha belki derslerimizde anlattık. Dinden çıkarı cezası neydi mürtedin? 3 gün hapis. 3 gün ona din anlatmak değil mi? Müslüman olsa serbest bırakmak. Bazıları bu muamele yapılır diyor. Bazıları diyor ki hayır. 3 gün bekletmeye de gerek yok. Tövbe etmesini istemeye de gerek yok. Tövbe etse dahi kabul değil. Belki Müslüman olur ama gene de boynu kılıçla vurulmalıdır. Peygambere küfredenin hakaret edilir. Çünkü Allah'a ar ulaşmaz sözse de ama peygamber insandır, ulaşabilir. Ve biz daha evvelki derslerimizde
irtidat bahsini işlerken ne ile irtidat olur hakkında? Kalbi, kavli, dil ile ve fiili saymıştık bizim inançta arınma kitabımızdan. Şimdi size bu kitaptan bir iki cümle okuyayım yine peygamber hakkında, hatırlayalım bunları. Bir kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'dan haber verdiği ayetlerin bir kısmında yalancı olduğuna veya yanılıp yanlış haber verdiğine bilmeden yanlışlıkla inansa kafir olur. İçinden ona buğz etse peygambere yine kafir olur, mürtet sayılır. Sözlü ifadeye gelince peygamber hakkında dinden çıkma hususunda aynı kitabın 100. sayfasında şu bilgileri size okuyayım. Bu deminki Tevbe suresi, Tebuk suresinin seferine giderken münafıkların konuşmasını burada da